Allah evlatın acısını da vermesin, tamam mı? Benim büyük oğlum vefat etti ama benim kocam Gamlı Dağ'ın ardında kaldı, unuttum onu. Evladın acısı ne ana gibidir, ne baba gibidir. Allah vermesin, ne kardeş gibidir, ne bacı gibidir. ...87 yaşındayım ben kendim. Ondan sonra ismim Nevide, Nevide Karataş. Ben buralıyım. Babam anam buralı. Ben gözümü açtım, ben buralıyım. Benim babamın arazisi çoğudu, işi çoğudu, dermanı vardı, arısı vardı. Ondan sonra sürüsü vardı babamın. Babam zengin bir adamdı, babam ağa bir adamdı. Babam güçlü kuvvetli bir adamdı, babam sayılır bir adamdı. Biz babamın o kadar misafiri gelirdi, indirirdim, kaldırdım, yapardım, ederdim. Babamın 100-150 tane koyunu vardı, çobanı vardı, yaylaya çıkarlardı, yaz oldum babam annem. Biz evde kalırdık. Bir adamın arısı olursa, değirmanı olursa, arazisi çok olursa, sürüsü olursa, babamın mesela o zaman aylık yoktu, şimdi herkesin aylığı var. Babamın evi güzel idi. Mutluyduk. Gelenimiz çoğuldu, gidenimiz çoğuldu, misafirimiz çoğuldu, indiriydik, kaldırıydık. Ne bileyim, gece yarılı olsa bir bakardık, kapılar takır tukur açılırdı, kapılar çalındı, köylüler gelirdi. Oradan Malatya'ya pendir götürürler. Yani kardeşimin bir tanesi haya onun üstündeydi. İşte satması, el etmesi, getirmesi, yapması, parası da gelir bana teslim olurdu, benden de babama teslim olurdu. En büyükleri ben idim. Öbür çocuklar benden küçükleriydi. İşte benim var, şeyimden de bir yaş küçük bir kardeşim vardı, erkek kardeşim. Ondan sonra ondan küçük işte kızlar var, gene iki tane oğlanlarıydı. 7. 4 kız, 3 oğlan. He, 4 kız, 3 oğlandı. Büyükler ben olduğum için her şey benden soruluydu. Evin işte geleni, gideni, yapılacağı. Tabii kızlar da benimle beraber, onlar da yapıyorlar da. Başlarında ben dedim. İşte ben şey yapacağım, onlar da benimle beraber yaparlar. Babam çok salim idi. Öyle korkardık babamızdan. Sayardık babamızı. Yani böyle bize böyle bir şımarda bizi yahut şey yapar. Yok öyle bir şey yok. Babam bir kere seslendi bize, efendim diye karşına çıkacaktık. Eğer duymazsa iki sefer seslenirse de duymazsa kızardı. Herkese de babam, her köy de ondan çekinirdi. Ne? Anneme de öyleydi yani. Tabii onunla karı kızın ya. Evet, okula gidilir mi? Ayrıydı o zaman. Ay bir de koymadı, göndermedi. Biz 4 kardeşik, hiç bizi göndermedi. Ancak gelenini gidenini indirdim, kaldırdım, yaptım, ettim, eyledim. İşte ondan sonra da artık evlendik, gittik. Bizim aileden okuyanlar oldu. Ailemizden okuyan kızlar, bizim aile geniş bir ailedir. Okuyanlar oldu ama benim babam okutmadı. 3 sene oğlunu okuttu, o da nereye? Ortaokulu bitirdiler. Bir tanesi de benden bir yaş küçük olan da ilkokulu bitirdi. O akşamlar, akşamlar, yine geldi akşamlar. Evli evine gider ballar gazeli. Gariplerde akşam var, avşar güzeli. Evli evine gider ballar gazeli. Gariplerde akşamlar avşar güzeli. O zamanın evlenmesini, o zaman iyi evlenirdi. Annen baban beğendi mi? Tamam, işte tamam. Geldiler, istediler, verdiler. Ben adamı görmedim. Görmedim, bir sene sözlü kaldık. Bir seneden sonra da
Yani gittiğimizde adamı gördüm dedim. Adam bu köylü, başka yerde çalışıyordu. Bizim köylü de babam, annem Bülü'yü. Yani Bülü'yler dedi ki oğlan iyi dediler, çalışıyor dediler, işi var dediler, temiz aile dediler, verdiler. Görmedim ben. Onlar da geldikten sonra daha senin çocuğun para etmez. Artık evlendikten sonra o da bir şans. Anlaşmışsın, anlaşmamışsın ama anlaşıyorlardı. Şimdi bugün evlenseler, yarın çocuklar da olsa ortada bırakıp gidiler. O zaman iyileydi. Saygı sevgi vardı. Ben işte beraber 9 sene beraber oturdum. Kaynanam vardı, kayınbabam vardı, 3 tane kaynım var, eltim vardı. Ben gittim, eltimin 5 tane çocuğu var. Aynı evde yaşadık. Yaşadık. Ondan sonra işte kaynan falan öldü. Kaynam ölenden sonra dönem kocam ayrıldık yani. Kocam işini burada aldı. Burada bir derme santralı değiller. Oraya aldı. Elektrikçi kendi. Oraya aldı. Biz de ayrıldık, oraya gittik. İyi bir adamdı, çalışkandı, dürüstüydü. Çocuklarına çok düşkünüydü. Çocuklarını okutmak için çok düşkünüydü çocuklarına. Çok düşkünüydü. Yani kızı olsun, oğlu olsun. Şimdi dedi, yani bu kız çocuğu, bu erkek çocuğu olmaz dedi. Bu şeyin dedi, dişisi erkeği yoktur dedi. Gitsin dedi, okusunlar dedi. İnsan olur, başına ne gelir ne gelmez dedi. Gider çalışır dedi. Olabilir. Kızar bir şey, sinirlenir. Açık bağırır çağırır, ondan sonra sesi kesilir gider. Tamam. Olur gider, düzelir gider. Ben söyle, sen söyle, ne olur bu? Büyür kavga. Valla attın alan denedin. He, adam yani çok çalışkan bir adamdı. İşine giderdi, işinden çıkar bahçesine giderdi. Bahçesinden gelirdi, işine giderdi. Dürüst bir adamdı. Yani iyiliği çok severdi. İnsanların daha iyi olması, daha okumasını çok severdi. Yani ille de benim çocuklarım şey olsun, onlar yok. Bir olsa okun kızım, okun, okun oğlum, okun. Bir gün olur elinizde bulunur. Yani ele de onun şey derdi, kendi çocuklarına da. Onların da malı, mülkü, arazisi çoğudu. İyiydik. Ben bir şey ihtiyaç etmedi kızım. Ben bir gün demedim ki bizim de paramız olsa şunu alırız. Hayır. Hiçbir gün ben para şeyliği çekmemişim. İşini de bilirsen, işini yolundan koysan, güzel güzel yaparsan paranın da bereket olur. Her gördüğüne koşarsan o parada ne bereket olur? Hangisine verirsin? Ne yapar? Çok şükür evimizi de geçindirdik. Malatya'dan ev de aldı. Efendimiz'in çocuklarını da okuttu. Çocuklarını da ev verdi. Hamdolsun, şükürler olsun. Kaynanam çok iyiydi. Kaybabam da iyiydi, kaynanam da iyilerdi. Çünkü benim kaybabam dede dostlarıymış, babam giller. Benim dedemi falan tanırlarmış. Onun için birbirlerini tanıdıkları yok, kavga etmedik, geçiniydik, iyiydi. 19 sene oluyor. Yani emekli oldu. Emekli oldu, geldi işte. Bu evi aldık. 3 ay içinde yaşadı. Akciğer kanseri oldu. Yani 3 ay kaldı evde. Emekli parasıyla bu evi aldıydı. İşte bir akın ya sen onu bırakıp gideceksin ya o seni bırakıp gidecek. Sonunda ne olacak? Çok şükür çocuklarını falan ev verdi. Yalnız küçük olan daha evlenmemişti, sözlenmişti yani, onu görmedi. Kırmızı buğday ayrılmıyor sesinden. Mevlam, Mevlam versin güzel. Oğlum tabii üzülürsün. Tabii üzülürsün ama Allah evlatın acısını da vermesin, tamam mı? Benim büyük oğlum vefat etti ama benim kocam Karlı Dağ'ın ardında kaldı. Unuttum onu. 54 yaşında. 6 sene oluyor herhalde.
Burada dedi, Adana'da görevliydi. Hanımı da Adanalıydı. İşte onun bir oğlu, bir kızı var. Kalp krizi geçmiş. Yani biraz tansiyonu vardı falan. Tansiyonu yükseliydi. Başka da daha ben bir şeyini görmedim işte. Adam orada aniden duyduk. Ankara'ya git, Adana'dan Ankara'ya gitmiş. Kız Ankara'dan okul kazanmış. Oraya eşya götürmüş. Kızın evine ev tutmuş oradan. Demiş baba aile tutacaksın bana. Tutmuş işte evi, biraz perde falan varmış. Onları falan dağıtmış. Bir anahtar varmış. Onu yapalım siz gelene kadar demiş. Da anahtar da şey yapmamış. Aynı böyle kapının, dış kapının önüne düşmüş. Kapıda açılmış. Öğle zamanıymış, yukarıya ekmek çıkartmış, ekmekçi dağıdı, ekmek dağıdıymış. Aşağıymış demiş ki, dış kapı açık, orada da bir adam yatıyor demişler. Çıkmışlar yukarı ki, oraya düşmüş. Önce işte kalp krizinden yani, kalp krizi geçirdi. Öyle oldu işte 6 senedir yani. 54 yaşındaydı. Çok değerli bir insandı, çok sayılmış, çok sevilmiş, efendi bir adamdı. Kendisi elektrik mühendisiydi. Ne demiş, insan olur. Evladın acısı ne ana gibidir, ne baba gibidir. Allah vermesin, ne kardeş gibidir, ne bacı gibidir. Öyle bir evlatın. Bir gün bana öf dememiştir, bir gün bana ters cevap vermemiştir. Halen şu gün, her gün ağladığım da olur. Ne yapayım, bir şey, çaresi yok. Yoktu. Azalsa da bakın geri tezeleneyi. Azalsa da tezeleneyi geri, yani unutmayasın. Nasıl unutasın, geri aklıma geleyim. Yani bunu unuttu da kafamdan atamayayım ben. Evlat nasıl atabilirsin? Dün mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın, kabirler sıkmasın. Çocuğumdan çok razıyım, çok. Ne demiş Leyla kızım. Geldik bu yaşa, geldik yani. Geldik ama tabii daha başka acılar da gördük. Yok değil. Acı ölüm, genç ölüm. Bu nasıl gitmek gülüm? Acı ölüm, genç ölüm, bu nasıl gitmek gülüm? Kara haber tez gelir, kırdım kanadım kolumu. Giden yaşayayım. Ne yapalım, çocuklarım herkes evlenmiş gitmişler. Ne yapacağım? Ben mecburum burada tek yaşayacağım. Temizliğimi kadın geliyor yapıyor. Yemeğimi de ben idare edeyim. Çocuklarım sağ olsun, var olsun, evinde olsunlar. Huzurlu olsunlar, mutlu olsunlar, evlerinde olsunlar. Çok şükür. Şimdiye kadar yani artık bundan gerisini bilemem yani da. Şimdiye kadar kimseye muhtaç olmadım. Ama temizliğe kaç senedir kadını alayım. Geleyim, bir aşığım falan da onları da idare edeyim. Yemek gibi de ben yapayım. Ben öyle fazla şey yemekleri yemeyim yani. Yemeğimi işte kendime göre ben yapayım. Ben yani onu bir yapam, bunu yapam, şunu yiyeyim, şunu yiyeyim değilim ben. Yani kendime göre yapayım. Kızlarım yani geliyorlar, arada bunlar da geliyor, yapıyorlar. Gündüz Bey'de iki tane kardeşim var, burada oturuyorlar. Onlara telefon ederim, komşum var üstte. Yani edebilirsem, ne bileyim, ağda şuraya düştüm, kalkamadım. Ne yapabilirim, bir şey yapamam. Çocuklarım kendine göre, onların da evi var, çocukları var, ne bileyim, onların da kendine göre işleri var. Bunun mesela çocuklarına bakıyor, torunlarına, nereye giden ben? İki tane kızı var, çalışıyorlar. Onların çocuklarına bakıyor.
yaşlılık zor. Şimdi eskiki gibi yaşlı gün olsa akrabalara giderim. Benim burada kardeşlerim var. Kardeşimin kızları var. Kalabalık bir aileyik mesela gider. Hiç ben bir yere gitmem. Hiç komşulara gitmem. Gidemeyim yani. Artık yaşlılık şeyi. Bir yere gitsem de huzursuz oluyorum kızım. Rahat edemeyim. Ben istemem ile Allah yük etmesin yani. Gidip de ben oğluma mı yük olayım? Gelinime, kızıma. Ben isterim ki Allah ayakta düte. Allah ne ömür verdiyse sağlıklı ömür versin. Zamanında geldim bekletmeye. Tabii nesin işte. Yok gençlikte de ben hiç ölüm aklımdan çıkmaydı. Yani ölümü unutmuş bir kul değildim. Her zaman da gençlikte de aklımdaydı. Yaşlılıkta da aklımdasın. Şimdi nasıl olsa biraz şey olsa işte adam işte yaşlı. Yani rahatsız da olsan adam işte yaşlı. Birine şey sen, yok o benden 3-4 yaş büyük. O benden büyük yani yaşlı. 3-4 yaş olsan o senden küçük ya genç o. Allah'ın ne ömür verdiyse sağlık ömür versin kızım. Aklımızla yaşayak. Amin. En önemlisi akıldır. Allah yatağı da düşürmeye. Aman gelmesin diyemezsin. Kimse ölümünü istemez kızım. Topraktan ne çıkar? Herkes de yaşayayım diye ama bu ölüm gelecek. Eğer göz gelecek, Allah amelden imandan ayırmasın.